Çok yakın bir arkadaşım, birkaç arkadaşla beni memleketini görmemiz için Filipinlere davet etti. Kendisi akrabalarını ziyaret edecekmiş. Bizi de yanında istemiş çünkü en son 7 yaşında gittiği için ilk başlarda biraz dışlanmış hissetmekten korkmuş. Gezinin maliyetinden ve bir aile toplantısını bölmenin kaba olacağını düşündüğümüzden ilk başlarda teklifi kabul etmekte tereddütlüydük. Fakat arkadaşım, Filipinlilerin kalabalıktan gerçekten zevk aldığını, hatta belki evlerinden birini kalmamız için bize verebileceklerini söyledi. Bir de üstüne memleketin yanındaki bembeyaz kumlu plajın resimlerini gösterince reddetmek bayağı zordu. Birkaç hafta önce gittik ve daha yeni döndük. Döndüğümüz halde deneyimlediğim şey hala aklımdan çıkmıyor. Muhtemelen arkadaşlarım arasında eski halk efsanelerine inanacak son kişiydim. Fakat şimdi göründüğü üzere yerliler orada olanlar için benden daha iyi açıklamalar sunuyor. İlk birkaç günümüzde başkent Manila'daydık. Bugünler en normal olanlarıydı. Buradaki şehir oldukça moderndi ve ana dili İngilizce olduğu için dışlanmış veya yabancı hissetmedik. İlk birkaç günü yerel yemekleri tadarak ve kültürü tanımaya çalışarak geçirdik. Yerliler arkadaş canlısı insanlardı fakat çok konuşkan değillerdi. Dördüncü günümüzde Malina'dan uzak, Bicol denilen viyalete, arkadaşımızın evine gitmemizin vakti gelmişti. Arabayla gitmemize rağmen neredeyse yarım günümüzü almıştı. Daha uzağa gittikçe bulunduğumuz yerler daha kırsal olmaya başladı. Geniş yollar pirinç tarlalarına döndü ve binalar yerini kulübe ve eski tahta evlere bıraktı. Yollardaki tek araçlar paslı kamyonetler, üç tekerli motorlar ve minibüslerdi. Kiralık Toyota Vios'umuz bariz bir şekilde parlıyordu. Orada 12 gün kaldık. Ve bazılarımız tam anlamıyla ürkütücü şeyler yaşadı. Birinci gün. Arkadaşımın evine ulaştık. Ailesi bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Bütün bir mahalleyi doyuracak kadar yemek, bira ve Filipinlerin demirbaşı olan karaoke'nin olduğu basit bir parti vardı. Parti çok eğlenceliydi. Herkes hava kararına kadar güldü ve şarkı söyledi. İşler tam da bu noktada garipleşmeye başladı. Saat 6 gibi güneş battıktan hemen sonra etrafı toparlamaya başladılar. Ve davetliler yavaş yavaş ayrıldı. Bu garipti çünkü saat daha çok erkendi ve herkes hala eğleniyor gibi görünüyordu. Arkadaşıma partinin neden bu kadar erken bittiğini sordum. O da bana buradaki insanların çok erken yattığını ve gece dışarıda olmanın güvenli olmadığını söyledi. Buranın güvenli olmadığı fikri gerçekten kafamı karıştırmıştı. Çünkü burası gerçekten çok küçük bir kırsaldı. Yani suçlular bir sorun gibi görünmüyordu. Yine de kafama çok takmadım ve arkadaşımın evindeki fazladan odada uyudum. İkinci gün. Arkadaşım bizi sokağın sonundaki kuzeninin evine götürdü. Çocukken yakınlarmış ve ziyaret etmeyi gerçekten çok istiyormuş. Kuzeni 5 aylık hamileymiş. Arkadaşım onu görmek için sabırsızlanıyordu. Fakat eve vardığımızda birkaç tane adam pencereye tahta çakıyordu. Arkadaşım adamlara Filipin dilinde bağırdı. Adamlar da ona bağırdı. Ne dediklerini anlayamadım. Arkadaşım bize konuştuğu adamın kuzeninin eşi olduğunu ve içeri girebileceğimizi söyledi. Kapıya kadar olan merdivenleri tırmandık. Garip bir biçimde tuz serpilmişti. Sarımsaktan bir kolye asılı olan kapının kolunu çevirdik. Endişeli bir şekilde içeri girdik ve arkadaşımın sallanan sandalyede oturan kuzenini gördüm. Karnı hafifçe şişmişti. İki kuzen, bahsettiğim garip tahtalar hakkında biraz sohbet ettiler. Kadının da fark ettiği üzere hepimiz meraklanmıştık. Hepimizin anlaması için bozuk bir İngilizce ile "Tik tikten korkuyorum," dedi. Biz onlara bakarken arkadaşım bu cümleyle alay etti.
Arkadaşımın dediğine göre Tik Tik eski bir Filipin efsanesiymiş. Fetüsleri annelerinin karnından emerek alan insana benzer uzun dilli bir canavarmış. Tik Tik'i ve diğer Filipinli canavarları uzak tutan üç şey tuz, sarımsak ve rahip tarafından kutsanmış herhangi bir şeymiş. Arkadaşım gibi ben de bunlara pek kulak asmadım. Fakat bütün yerliler bu zahmetlere katlanıyorsa daha fazlası olmalıydı. Arkadaşımın kuzenine veda edip tekrar yola çıktık. Fakat bu onu son görüşümüz değildi. 4. gün. Sıkılmaya başladığımız için sahile inmeye karar verdik. Çok güzel cam gibi bir su ve yumuşacık beyaz kumlar vardı. Buradaki garip tek şey dışarıdaki kimsenin yüzmemesi ve herkesin su kenarından uzak durmasıydı. Suya girmeye çalıştığımızda bir tane balıkçı gelip uzak durmamız için bağırdı. Arkadaşım onunla konuşmaya gitti. Balıkçı ona küçük bir oğlan çocuğunun geçen gün burada yüzdüğünü ve şimdi bulunamadığını söyledi. Çocuğun arkadaşları sorgulanmış. Onlar da ailelerine çocuğun suyun içine çekildiğini ve okyanusun onu sürüklediğini anlatmışlar. Bazı insanlar Şokoy adındaki yüzücülerin etiyle kendine ziyafet sunan bir canavardan şüpheleniyorlarmış. Buraya geldiğimizden beri ikinci kez canavardan bahsediliyordu. Balıkçıya tam olarak inanmadığımız halde kayıp çocuğa saygı duyduğumuz için yine de yüzmedik. O gece eve biraz geç döndük. Biz minibüsteyken güneş battı ve farların oluşturduğu aydınlık dışında etraf zifiri karanlıktı. Yolun kenarında yalnız yürüyen bir adamı geçtik. Adam bizi gördüğünde aracı durdurmak için bir hareket yaptı fakat şoför adamı görmezden gelip yoluna devam etti. Arkadaşıma neden şoförün potansiyel bir yolcuyu görmezden geldiğini sorduğumda şoförün bu saatte yolcu almadığını ve hatta oradakinin insan bile olmama ihtimalinden korktuğunu söyledi. 5. gün. O gün uyandık ve hiçbir eşyamızın uyumadan önce bıraktığımız gibi olmadığını görünce şaşırdık. Bütün valizlerimiz sonuna kadar açıktı ve kıyafetlerimiz odanın her yerine atılmıştı. Yastıklarımız yerde, ayakkabılarımızsa yataktaydı. Oda tamamen bir kargaşa içindeydi. Arkadaşım bu dağınıklığı görmesi için evin sahibi olan büyük babasını aradı. Adam odaya baktı ve pis pis güldü. Ona niye güldüğünü sorduk. Arkadaşım dediklerimizi adama çevirdi. Bize çocukların odaya girmiş olabileceğini söyledi. Bu evde daha önce asla bir çocuk görmediğimiz için bu garipti. Adama bu evde çocuk olup olmadığını sorduğumuzda vardı dedi. Bu tecrübeden sonra bu şehrin sakladıkları ve şehir efsanelerinin doğruluğu konusundaki korkum büyüdü. Birkaç gün önce bazı garip olaylardan dolayı kimsenin geceleri evlerinden çıkmadıklarını öğrenmiştik. Fakat meğerse herkes bu kurala uymamış. O sabah bütün şehir yoğun bir ormanın yanında yığılmış muz ağaçlarının orada bulunan bir ergen oğlanın cesediyle endişelenmişti. Yere çakılı, keskin bir bambu çubuğuna oturtulmuştu. Galiba çocuk o gece bir kızla beraberdi. Fakat orada kızın olduğuna dair hiçbir iz yoktu. Arkadaşım şehir halkının yaptığı birkaç dedikoduya kulak misafiri olmuş ve yerlilerin gece ne olduğunu düşündüklerini bize anlattı. Görünen o ki, her ergenin yaptığı gibi, iki genç ailelerinden gizli görüşüyorlarmış ve bu ikisinin belirli bir batıl inançları yokmuş. Büyüklerin karanlıkta dışarıya çıkmanın tehlikeleri hakkında yaptıkları uyarılara rağmen geceleri buluşuyorlarmış. Söylenene göre perilere benzeyen ama peri masallarındakinden daha kötü niyetli olan Enkantos ismindeki kabile bu muz ağaçlarında yaşıyorlarmış. Genç kadını gören prens onu gelin olarak almak istemiş. Bu yaratıkların doğayı kontrol etme yetenekleri olduğu için prens bambunun çocuğun göğsünü delmesini sağlamış. Kızı Enkantos topraklarına
sonsuza kadar sıkışıp kalacağı yere götürmüş. Normalde bu tarz hikayelere kulak asmazdım. Fakat duyduğum onca şeyden sonra neye inanacağımı bilmiyorum. 9. gün. O gün çok bir şey yapmadık. Çünkü arkadaşlarımdan biri inanılmaz derecede ateşliydi. Resmen yanıyordu. Ve en yakındaki eczane kilometrelerce uzaktaydı. Haberimiz olmadan arkadaşımın büyük babası cadı doktor çağırmış. Doktora ilk baktığımda bir sahtekardan fazlası olmadığını anladım. Birisine baktığında tıbbi desteğe ihtiyacı olduğunu düşündürecek kadar yaşlı ve zayıftı. Arkadaşımın büyük babasıyla beraber bir sepet dolusu yaprak, ot, mum ve diğer zımbırtıları taşıdılar. Ailenin aksine onun arkadaşıma dokunmasını istemiyordum. Çünkü onu daha kötü yapabileceğinden korkuyordum. Adamın odaya girmesine izin verdik. Arkadaşımın alnına dokundu ve tişörtünü çıkartmasını istedi. Sahtekar herif otları arkadaşımın sırtına sürerken arkadaşım terli ve soğuk görünüyordu. Doktor ailenin yanına gitti ve bir şey istedi. Arkadaşım ailesini durdurmak için ayağa fırladı fakat ailesi onu sakinleştirdi ve yerine oturdu. Ona ne olduğunu sordum. Söylediğine göre doktor bir günlük bir köpek yavrusunun suyunu istemiş. Şaşırmıştım ve kafam karışmıştı. Bu düşünceyle ilgili konuşamıyordum. Bir saat sonra bir tane akraba kasede yapışkan kırmızı bir sıvıyla geri döndü. Doktor kaseyi aldı ve naneye benzeyen bir otla karıştırdı. Hasta arkadaşımın ağzına götürdü ve ona içirdi. Bu korkunç görüntü karşısında neredeyse kusacaktım. Fakat şoktan dolayı konuşamadım bile. Doktor ve aile bir süre sonra dikilip odadan ayrıldı. Hasta arkadaşım yavaşça oturduğunda duraksadık. Her zamanki gibi görünüyordu. Artık ateşli veya herhangi hasta bir insanın hissettiği gibi hissetmiyordu. Doktor onu iyileştirmişti. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama iyileştirmişti. 10. gün. Günlerden pazardı. Sabah uyandığımızda arkadaşımın ailesi bizi çoktan kiliseye götürmek için teşvik ediyordu. Katolik bir kiliseydi. Hava sıcak olduğundan dolayı içeriye hava girmesi için kapıları açık bırakmışlardı. Katolik olmayan birkaç arkadaşım ve ben bütün kasaba içerideyken uzun bir süre dışarıda bekledik. Ayin yaralanmıştı ki yaşlı bir adam yanımıza geldi. Dışarıda dikildi ve bize ürkünç bir şekilde sırıttı. Yerliler adamı fark ettiğinde bize hemen içeri girmemiz için işaret ettiler. Biz de girdik. Kapının çerçevesinden geçtiğimiz anda adamın sırıtışı bozuldu. Herkes adama bakmaya başladı. Bir sonraki hareketinin ne olacağını merak ediyorduk. Birkaç dakika sonra adam ayrıldı ve ayin hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Arkadaşımın yanına gittik ve adamın kim olduğunu sorduk. Bize kimsenin tanımadığını söyledi. Eğer kimse tanımıyorsa neden herkesin ondan korkmuş gibi göründüğünü sordum. Sesini alçaltarak, "Öyle küçük bir kasabada birini tanımamak korkunçtur," diye cevap verdi. Kafamda hala çok fazla soru vardı fakat hepsini kendime saklamaya karar verdim. O adam kimdi? Neden dikkatlice bize bakmıştı? Ve neden bizi kilisenin içine kadar takip etmişti? 11. gün. Ötedeki birkaç evden gelen çığlık sesleriyle uyandık. Daha sabahın 3'üydü. Bütün kasaba olayı görmek için evlerinden çıktılar. Ses arkadaşımın kuzeninin evinden geliyordu. Biz de pijamalarımızı değiştirmeden evin önünde toplanan kalabalığı görmek için oraya koştuk. Kocası merdivenlerden inerken telaşla Filipince bir şeyler bağırıyordu. Arkadaşım diğer arkadaşıma bakıp omuzlarını kavradı. Ona tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Arkadaşım başıyla onayladı ve biz arkasından giderken komşular adama doğru ilerledi. Adama acil tıp teknisyeni olduğunu söyledi. Adam kızın ellerini kavradı, gözlerinden yaşlar boşalırken anlamını bildiğim tek kelime "Salamat" diye bağırdı. "Teşekkür ederim" demekti. Kızı içeri aldı
ve biz de onları takip ettik. Hamile kadın sallanan sandalyede oturuyordu. Yüzü yaşlardan ve terlerden sırılsıklamdı. Arkadaşım hızlıca kadını kontrol etti. Karnına dokundu ve diğer arkadaşım çevirirken sorular sordu. Bir süre sonra acil tıp teknisyeni arkadaşım kafasını yukarıya, bize doğru kaldırdı ve "Bebek ölmüş," dedi. Hepimiz şoka girmiştik. Arkadaşım çifte daha önce düşük yapıp yapmadıklarını sordu, yapmadıklarını söylediler. Arkadaşım bize kadının göbeğinde büyük bir şırıngayla yeni yapılmış delikler olduğunu söyledi. Bütün pencereler ve kapılar kilitli olduğu için içeriye kimse giremezdi. Kafamız çok fena karışmıştı. Dışarıda yağmur yağmaya başladığında fark ettim ki çatı sızdırıyordu. Yukarı çıkıp kontrol ettiğimde çatıda golf topu büyüklüğünde bir delik gördüm. Çifte deliği sordum. İlk başta kafaları karışmış gibi görünüyordu. Sanki daha önce çatılarda bu kadar görünür olan deliği fark etmemişlerdi. Kadın deliği gördüğünde dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. Filipince sözler bağırıyordu. Tik tik kelimesi anlayabildiğim tek kelimeydi. Güneş doğarken tıp teknisyeni arkadaşımla Filipinli arkadaşım kuzeninin evinde kaldılar. Geri kalanımız da kaldığımız eve döndük. O evde olan olayı asla unutmayacağım. 12. gün. O gün ayrılacaktık. Dürüst olmam gerekirse rahatlamıştım ama bir yandan da hevesim kursağımda kalmıştı. Burayı mutlu anılarla veya tazelenmiş bir ruhla terk etmiyorduk. Bunun yerine arkadaşımın çocukluğunun geçtiği kasaba bize bir sürü soru bırakmıştı. Beni en çok rahatsız eden soruysa, Filipinler'de başka böyle bir kasaba var mıydı? Ya da oradaki her kasaba böyle miydi? Sanırım bu soru şu an yanıtlanmayacak ve oraya bir daha döner miyim? Bilmiyorum. Kasabadan ayrıldık. Araba ilerlerken arkamıza baktığımızda bize el sallayan ve güle güle diyen yerlileri gördük. Onlar da bizim gibi ayrıldığımız için rahatlamış görünüyorlardı. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü videomuzu yine Ece Kibar'a borçluyuz. Ece'nin çevirileri o kadar iyi ki bağımlılık yaptı bende. Elinde şimdi başka bir hikaye var. Dört gözle bekliyorum açıkçası hikayesini. Videodan çıkmadan hatırlatayım arkadaşlar. Yakın tarihte tüm anonsları Instagram üzerinden yapacağım. Bu yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videonun altında Instagram linkim var. Ayrıca biliyor musunuz arkadaşlar, benim videomu izleyen insanların %60'ı sadece aboneymiş bana. Yani bu %40'lık kısım nerede merak ediyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı ve oradaki çan butonuna vurmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.